Bize bir semt oturuşu yapar mısınız? Yemin et. Vallahi ben yaparım. Ben seviyorum o oturuşu reis. Sen de kalk ya. Hatta direkt bunu kapak fotoğrafı yapalım yani. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün On Radio'dayız. Sizlerin sorularını cevaplayacağız. Hazırsanız başlayalım. Dur oğlum daha başlamadık ya. İlk soru ne çok merak ediyorum. Herkes sizi sadece Bağcılar dinliyor zannediyor ama hemen hemen herkes en az bir şarkınızı biliyor. Bağcılar küçük bir Türkiye'dir diyebilir miyiz? Tam da çekeceğin soru sana gelmiş. Senin semtine. Bence küçük bir Türkiye değil bayağı bir ülke gibi bir şey ya Bağcılar. Aga parayı bulmanın 3 temel yolu ama kalpten ha. Öyle eften püften bir şey demeyin. Şimdi nasıl bulmak istediğine bağlı. Legal mi bulmak istiyorsun, illegal mi bulmak istiyorsun tabii. Legal olmak istiyorsan inanacaksın, çalışacaksın, hayal edeceksin ve başarmaya odaklanacaksın, yapacaksın. İllegal bir yoldaysa onu sana sonra anlatırım, bana yaz. Korktum dedim, illegal de anlatacaksın. Yok yok adam. Sokaktan böyle güzel yerlere gelip gece gündüz konserde ter döküp de sizi sevmeyen, evde yattığı yerden linçleyen, sümüklerin mesajları ve yorumlarını gördüğünüzde tepkiniz ne oluyor? Ben direkt küfür ediyorum. Hiç yalan söylemeyeceğim. Böyle abuk subuk bir şey gördüğümde küfür ediyorum. Ona değil yani. Biz alıştık içimde. Gerçi ya. Alıştık öyle yorumlara. Mesela bu On Radio'nun sayfasını paylaştık. Sizler paylaştınız galiba. Altına yazmışlar, yok işte abi yan kesicilik nasıl yapılır? Onu ben yazdım, ben de yazıyordum abi, ya. Hırsızlık nasıl yapılır? İşte ben size bunları soracağız. İşte bunlara ne sorulur ki? Bu tarz şeyler sorulur. Yani artık gülüyoruz geçiyoruz. O yüzden çok umurumuzda değil yani onların ne yaptı. Başarılarımız zaten ortada. Verdiğimiz mücadele ortada. Yani streamler ortada, konserler ortada. Konserlerimizin doluluğu ortada. O yüzden kimseye bir şey anlatmamıza gerek yok. Bakarlarsa görürler. Birader şahane olmuş. Benim anlamadığım böyle harika bir şarkı yap, harika bir klip yap. Ama eski ayıp olmasın. Sizin kitle mi değişti? Yoksa millet sizi böyle kabullenemiyor mu? Yani biraderi atalı da daha 4-5 gün oldu zaten. Bu 4-5 günlük süreçte YouTube'da 1 milyon kadar bir stream'e ulaştık. Spotify'da da 1 milyona yakın bir stream. Yani bu hype dediğin şey, yani eskisi kadar zaten YouTube o kadar hareketli değil. YouTube'da o kadar izlenmeler işte 100 milyon, 200 milyon uçtu gitti. Artık öyle bir şeyler mümkün değil. O yüzden yani şu an popüler olan bir tarzı yapmadık. Hem de böyle özgün bir şey yapmak istedik, farklı bir şey yapmak istedik ve yaptık. Hani sonucun ne olacağı önemli değil. İzleyen, dinleyen kişilerin beğenmesi önemli bizim için. Öyle oldu zaten. O yüzden de daha öne açık şarkınız zaten. Ne olacağı belli olmaz. Hayırlısı olsun. Hadi ya, hadi ya. Çok iyi soru. Oku, oku. Heyecan, ne zaman dans derslerine başlayacaksın? Cevaplamışlar. Oğlum bu soru değil çocuk. Gibbara makara yapmış bizde ama. Ne zaman dans derslerine başlayacaksın dostum? Yani başlarız ya yakında Atilla beraber. Heyecan sadece halay çekiyor ya. Yani. Neden kliplerde heyecan fakir, muti zengin rolünde oluyor? Bu yıllardır sorulan bir soru, 5-6 senedir. Ben de zengin durmuyor. Bu adam bak karizmatik, yakışıklı bir adam. Yani sen de öylesin dostum. Şimdi öyle... Kolparanayla falan filan düşmeye gerek yok. Yok. Şimdi nasıl eskiden böyleydi aslında. Çoğu zamanlarda böyle son zamanlarda öyle klipler çekmiyoruz ama çekebiliriz yani. Yani aslında öyle bir şey değil, o duruşla alakalı bir şey. Yaptığımız konseptle, şarkıyla alakalı. Şarkıda onu söylüyorsak klibe de onu yansıtmamız gerekiyor. O yüzden öyle yapıyoruz yani. Öyle özel bir sebebi yok. Neyse, ne seçtin tuhaf be. Bir şey çıkmasın diye uğraşıyorum. Sana normal sorular çıkıyor bana. Dansmaz bir şeyler çıkıyor. Düşme şarkısını yayınlarken bir amacınız olduğunu söylemiştiniz. Sizce o amaca ulaştınız mı? Mesaj gitmesi gereken yere gitti mi? Bence tam aksi oldu ya. Biz o şarkıyı aslında hani yapmayın etmeyin diye yaptık. Yapıp edip dinlediler o şarkıyı. Çok o yere gitmedi ya. Tuhaf oldu biraz, evet. Ama yani sonuçta aslında mesajı vermek istediğimiz yer zaten yaşadığımız olaylarla ilgili yerlerdi. Onlar da mesajı aldı ama ondan bile yargılandık yani. O şarkıdan bile yargılandık ondan yani. Ondan bile aldılar beni. Evet. Demek ki yaramamış. Aynen. Daha öyle bir iş yapmıyoruz kardeşim. Aşk acısı çeken bir arkadaşını nereye götürürsün? Beni nereye götürürsün falan diyormuş. Yani arkadaşıma bağlı. Hangi arkadaşım aşk acısı çekiyorsa onun bazı şeyine göre. Bazı misal Ati. Aşk acısı. Nereye götürürsün? Yani şimdi Ati'nin de sizden örnek vermeyelim. Boş ver. Düzenli bir ilişkisi var, anladın mı? Tamam, farz misal dedim hani. Yani farz misal Şaban'dan örnek vereyim mesela. Şaban'ı aşk acısı çeken bir arkadaşım olsa götürsem onu Bodrum'a Çeşme'ye. Atile matile getiririm, biraz kafasını dağıtsın falan filan isterdim yani, evet. Yaptım da bazı arkadaşlarıma, onu da yaptım yani. Bilir arkadaşlarım. Zenginlere sallaya sallaya zengin oldunuz mu abi diye. Yani zenginlere sallamadık yani. Ya. Zenginlere sallamak değildi yani. İşte sistemkar, biraz üst sınıflara sistemkar bir şekilde yaptık şarkılar. Aslında dile getirildi yani. Zengin de olduk mu? Yani zengin olmaya bakış açılarına bağlı, anladın mı? Ama çok şükür halimiz keyfimiz yerinde yani. Önceki hayatımıza baktığımıza göre şu an gayet iyi durumdayız yani. Eğer bu zenginlikse de zenginiz.
Küfür ediliyor mu? Yani sen etme. Bence Allah, sen abartıyorsun. Ben var ya, yarın tatil işkence çekiyorum bak, vallahi billahi. Eski yeni arasında müzikal kaliteniz hep giderek artıyor. Bu imkanla mı ilgili, siz mi büyüdünüz? İmkan aynı, biz büyüdük. İmkan aynı, aynen. Biz biraz daha geliştirdik yani. Şimdi bakış açımız değişti. Yani daha böyle dikkatli oluyoruz. Gündem olan şeyler değil de istediğimiz şeyleri yapıyoruz. Yani sürekli şarkı atmak yerine daha çok dikkatli oluyoruz bu konuda yani. Adımlarımızı sağlam atmaya çalışıyoruz. O yüzden imkan hep var biz yani. Sıkıntı yok. Güzel. Tahammül edemediğin 3 insan özelliği. Say ki ki. Şaba. Üç bünyemi. Çok belli oğlum işte. 3 tane adam. İçini de seviyorum da yani. Yani gereksiz boş konuşan insanları sevmiyorum ben sadece. Onun dışında her şeye tahammülüm var. Allah'a şükür. Yani benim tahammül edemeyeceğim üç insan tipi çok yalan söyleyen, içinde kibir olan insan ve kendini her şeyden üstün gören insan tiplerinden hoşlanmam yani. Tahammül edemem böyle insanlara. Hayatımda da yer vermem. Niye bu kadar sinirlendim oğlum ben? Birine mi göndermiyorum? Hayatımda da yer vermem oğlum. Tamam mı lan babam? Oha, en uzun soruyu çektim. Abiler selamünaleyküm. Ben açıkçası sizin yaptığınız işin çok karakterli, çok da insanlara ilham veren bir iş olduğunu düşünüyorum. Şöyle geriye dönüp bakınca artık kendinizden daha çok başka insanlara da sorumluluğunuz olduğunu düşünüyor musunuz? Sevgiler. Ne açıdan sorumluluk yani? Artık kendinizden daha çok başka insanlara da. Yani bu... Yarısında şarteli kapattım. Çok uzun Allah çağırsın. Yok, diyor ki şöyle geriye dönüp bakınca artık kendinizden daha çok başka insanlara da sorumluluğunuz olduğunu düşünüyor musunuz? Yani sorumluluğumuz eğer bu... Ailesel yani yaşantımız açısındaysa sorumluluğumuz hep vardı zaten. Geçmişten bugüne kadar her zaman bizim gibi insanların hep sorumluluğu oluyor. Aile oluyor, arkadaş oluyor. Yani bir sorumluluk hep yük üstümüzde oluyor. Bu işsel olarak bakarsak da buna yani tabii sizlerin sorumluluğu üstümüzde oluyor. Çünkü size daha iyi işler dinletmek, daha iyi klipler izletmek istediğimiz için. Bu da bizim sorumluluğumuz oluyor yani. İki açıdan da böyle. Konuşuyorum abi. Yani yapıyor musun? Ne yapalım kral ya? Yapıyorsun bu sporu, yemin ediyorum bak. Saçlarım güzel çıkıyor mu kral? Şimdi niye sesli okumuyorsun ya? Çok saçma. Muti niye bu kadar çok ismin var? Latin dramalarındaki karakterler gibisin. Yani. Ben soruyu anlamadım. Açıklar mısın bize soruyu? Ha, evet. Şimdi benim lakabım farklı, insanların bildiği ismim farklı, kimlikteki ismim de farklı. Yani bu tanıdık o zaman. He? Yani yok, tanıdık gibi durmuyor. Yoksa senin Bahri normal diyor. İsmini kim nereden bilecek ki oğlum? Yani belki de görmüştür bir yerden ya. Latin dramalarındaki karakterler nasıl oluyor? Ben onu merak ettim şu an. Ben de direkt tanıdık oğlum. Yani. Latin dramalarındaki karakterler gibisin. Yani, güzel bir tanımlama ama. 10. 4 tane ismi var. Ben Latin dramalarındaki karakterlerim. Latinim bundan sonra. Heyecana sorum kendi ya. Ya oğlum bu çocuk hep saçma sapan sorular çekiyor. Soruya baksana bir okusana Allah için ya. Heyecana sorum kendisi düşme tehlikesi yaşadı. Kedisi. Kedisi mi? Aynen. Hayır, kediyse sıkıntı yok. Kedisi düşme tehlikesi yaşadı mı hiç terasta? Ben çok korkuyorum. Abi senden kısa bir yansın geceler dinlemez miyiz? Hayatta söylemez. Allah çarpsın. Kedisi sahnede... hiç düşme korkusu yaşadı mı oğlum? Yok benim kedim biraz böyle şey, nasıl diyeyim ben sana? Depresif. Zaten biraz sokakta takıldığı için tekir gibi bir şey böyle. Sokakta, terasta kafasına göre takılıyor. Öyle bir sıkıntısı yok. Yansın geceleri de söylemem kanka ben. Sahnede söylerken bile sıkılıyorum artık. Bu işe nasıl başladınız? Soruyu da çok bazı yerlerde çok cevapladık da yine cevaplayalım. Yani zaten heyecan biliyorsunuz heyecanı. Kaç sene olmuştur kilo senin? 10-12 sene olmuştur. 10 yıl oldu tam. 10 yıl olmuştur heyecanı da. Benim de 5-6 yıl oldu. Zaten eskiden beri bu işi yapıyordu. Öyle bir dostumuz vasıtasıyla tanıştık. Anlaştık, kaynaştık. Birbirimize gazı verdik ve yaptık yani işte bugünlere kadar geldik. Daha uzun cevaplamak isterdim de çok uzun hikaye. Heyecan, selamünaleyküm. Pelinsu Eceler nasıl ortaya çıktı? Bu kadar popüler olduğunda ne tepki verdin? Güzel soru. Pelinsu Eceler nasıl stabil bir ortamda oturuyorduk bir evde. Öyle bayağı makarasına Muti çok garip bir beat açtı. Bunu olur dedi, ben olmaz dedim, olur dedi, olmaz dedi, oturduk. Sonra öyle oturup yazdık, tutunca da öyle garip bir tepkim olmadı. Ben zaten evden çıkmıyordum. Çok yani umurumda değildi değişiklik yani. Olmadı. Biraz değişik bir dönem yaşıyordum, evde oturuyordum, hiç umurumda olmadı. Abin Dizu Bremen klibinde çok ıslandınız mı? Abin Dizu Bremen klibinde çok ıslandınız mı? Oğlum çok... Nasıl bir soru abi? Oğlum yağmurdan bahsediyordun. Islandık hala dinlerken ıslanıyoruz dinlerken. Ya senin ben. Abiniz de böyle bir klibinde çok ıslandınız ve bir de kliplerinizi kendi imkanlarınızla mı çekiyorsunuz? Tam hatırlamıyorum ama çok yağmur yağıyor muydu? Yağıyordu. Bayağı nasıl yağmur yağıyor yani. Oğlum, ama çok hemen öyle alelacele çektiğimiz için bir de o ilk klip heyecanıyla falan hiç umurumuzda değildi yani. Benim o yüzden... Oğlum. Benim değildi yani. Senin klibin değildi, benim ilk klibimde, o yüzden sıkıntı yoktu. Bir de evet, kliplerimizi de kendi imkanlarımızla çekiyoruz. Gayet ne kadar harcamışsak cebimizden harcıyoruz yani. Öyle ekstra bir kimseden bir şey almıyoruz yani. Bir kere burası Bağcılar Welcome to cehennem ratatatata vazgeçmem der misin? Dedim. Şu an dedim bunu.
Oğlum çekiyorsun lan tam. Oğlum kendine bay... çekiyorsun ama. Öyle bir şey vallahi yok bak, ya. Unutun bak, arkadaşlar yemin bak, ederim, ne olursunuz. Yemin ederim soruları önceden de okumadık arkadaşlar valla. Hatta okuyabilir miyiz dedik. Bize dediler ki isterseniz okuyun ama okumasanız daha iyi, biz de okumadık. Sokakta yaşadığınız komik bir olay var mı? Tam kavga edecekken sizi tanıyıp vazgeçen bir fanınız falan oldu mu? Yani tam kavga edecekken de bizi tanıyıp ya da tanımayıp fark etmez vazgeçsin bence yani. Yani, vallahi. Sokakta da yaşadığımız komik bir olay. Genelde tepkiler tuhaf oluyor görünce. Evet, evet. Can falan. Aynen, kötü oluyor değil mi? Köre diyorlarmış gibi. Hani, şu an komik de o an hiç komik değildi ama. Uzi ile beraber bir ortak parça gelir mi? Oğlum ben vallahi billahi ne çeksem direkt bana yapışıyor. Var arkadaşlar. Bir tane var yaptık. Çıkar tane, herhalde. Tejan'la tek var. Bir tane benle de tek var, bir dört aynı kişi. Aynı dörtlü düşünüyoruz yapmayı. Var, Çava'ya da selam olsun buradan. Heyecan için Muti, Muti için heyecan. Aynen bu arada kardeşim Çava'ya da selam olsun buradan. Heyecan için Muti, Muti için heyecan demişler. O zaman ben cevaplayayım. Benim için heyecan yani zaten son şarkımızda da kalemine dökmüşüz onu. Bizim için dost yani, arkadaş, kardeş anladın mı? Ver ver, biraz daha ver. Yani dost işte yani biz ticari değil bizim ilişkimiz. Bizim ilişkimiz dostluk yani. 6 senedir de beraberiz. Allah'a şükür hiçbir şekilde ilişkimiz zedelenmedi. İnşallah da zedelenmez. Senin için Muti. Tabii aynısı ya, hiç konuşma. Tamam çek o zaman. Benim ben. O kadar övdük. Ya ya oğlum bu ne ya? Bize bir semt oturuşu yapar mısınız? Oğlum ben ne çeksem hep bana yapışan şeyler. Bunun üstündeyse yaparım ben. Bunun üstüne çıkabiliyor muyuz? Yemin et. Vallahi ben yaparım. Ben seviyorum bu oturuşu. Reis. Ben yıllarca... Sen de kalkayım. Evet hatta... Gamze bunun makarasını yapacak. Hatta direkt bunu kapak fotoğrafı yapalım yani. O ne diyor da kimse böyle çıkmamıştır minderlerin üstüne.